Evet, RESTful API parçalarından, bunun içerisindeki terminolojilerinden bir tanesinden inceleyeceğiz. Bu da aslında programlama yaparken en çok karşılaşacağımız terimlerden bir tanesi endpoint. Sektörde bunu çok sık duyarsınız. Endpoint aşağı, endpoint yukarı diye. Bu özetle sorgu oluşturabilmek için kullanılan URL'lere verilen bir isimdir. Sorgu oluşturabilmek için kullanılan URL'ler. Tekrar özetlemek gerekirse RESTful API'lere URL üzerinden erişiriz ve URL üzerinden sorgular ve yapılandırmalar yaparak istediğimiz veriyi API'nin uygunluğuna göre, yani API'nin tasarımına göre, API'nin dokümantasyonlarına göre, özetle API'nin kurallarına göre bir URL oluşturup onu sunucu tarafına gönderdiğimizde, request ettiğimizde bize o istediğimiz işlemin gerçekleşmesini ve sonucunu dönmesini sağlar. Özetle bunu tekrar tekrar yapacağımız için çok fazla üzerinde durmaya gerek yok. Hani yeni başlayanlar için de özellikle kafaları karıştıysa eğer ya da tam anlayamadılarsa biraz daha sabrederlerse anlayacaklar, eminim buna. URL'lerin, endpoint URL'lerinin bir diğer adı da route'tur. Buna özetle routing işlemi denebilir. Bunun ikisini de sektörde çok sık diyebilirsiniz. Ama hani ikisini aynı amaçla kullanırız. Bu doğru. Ama aralarında küçük bir fark var. Endpoint aslında uç nokta olarak Türkçeleştirebiliriz sanıyorum bunu. Endpoint gidilmesi gereken noktadır. Yani API'nin geliştiricileri tarafından oluşturulmuş uç noktalardır. Farklı uç noktalar. Route ise aslında iki amaçla da kullanılabiliyor burada. Birincisi endpoint anlamıyla kullanılıyor. İkincisi de geliştiricinin bu endpointleri kullanırken bu kendi URL mekanizması oluşturma, router işlemi de diyoruz biz buna. Hani istekleri üretme, URL mekanizmasını oluşturma ve routing, yönlendirme işlemleri yapma. Bu şekilde iki amaçla da kullanılabiliyor. Ama teorik olarak ikisi de aynı şey diyebiliriz. API'nin temel, yani base URL'ine biz root endpoint diyoruz. Sadece endpoint'in başına bir root ekliyoruz. Kök, uç nokta şeklinde Türkçeleştirebilir sanıyorum. Root endpoint. Bu bizim base URL'imiz olarak geçer. Bunu da çok sık duyarsınız bu terimi de. Base URL. API'nin base URL'i. Web ya da API gözetmeksizin base URL'de kullanılabilir. Burada root endpoint yerine benim tecrübelerime göre daha sık bir şekilde base URL görebilirsiniz. Endpoint çok sık kullanılır ama root endpoint biraz daha işin teknik tarafı, arka planda kısmi olarak tercih edilebilir. Base URL daha rağbet gören bir kullanım diyebilirim. İkisini de kullanabilirsiniz. Path API'den talep edilen kaynağı belirler. Endpoint'in içerisindeki bir URL parçasıdır. Bunların bütün parçalarını inceleyeceğiz şimdi. Neyi nedir, nasıl kullanılır diye örnekleriyle. Endpoint'in içerisindeki bir URL parçasıdır path. Tam URL dediğimiz kısım aslında o anki oluşturulmuş ya da kullanılan URL'in bütününe denir. Tam URL. Şuradaki gibi mesela benim blogum üzerinde başında HTTP ile birlikte sonuna kadar domainden sonra mesela kategori ve kategorinin altında da Golang var. Buna tıkladığımda doğrudan o adrese gider. İstenilen adres neyse ona gider. Biz buna tam URL diyoruz. Root endpoint yani base URL ise şuradaki gibi doğrudan benim domain sonunda şu slash işareti başında HTTP ile birlikte biz buna root endpoint diyoruz. Endpointler bu şekilde tanımlanır. Domain'in sonuna da şu şekilde bir slash işareti koyarak bunun bir endpoint olduğunu aslında, yani genel bir endpoint tanımlama pratiğidir, best practice'idir de denebilir buna. Şuradaki kısım
www.. Aslında W de bunun içerisinde değil. cihanozhan.com kısmı. Burası domain. Domain adı. Şurası domain uzantısı. Hiç bilmeyenler için özellikle söylüyorum web tarafını. Biraz detaylandırıyorum ama. Bu şekilde de sonuna slash koyarak root endpoint'i oluşturabiliriz. Path kısmında buradaki tam URL üzerinden eğer path kısmını elde edersek burada da slash'tan sonraki kategori ve tekrar slash şuradaki golang yani şu com'dan sonraki kısım bizim bu tam URL içerisindeki path kısmı oluyor. Bunu elde ederiz. Diğer örneklerde mesela GitHub üzerinden biz API'ye eriştiğimizde API'ye erişmek istediğimizde api.github.com bu aslında bu URL'in tam URL'in root endpoint'i oluyor. Aynı şekilde Twitter üzerinden de Twitter'ın API subdomaini üzerinden de yine dikkat ederseniz bunlar SSL üzerinden hizmet veriyor. Güvenlik sertifikalı HTTPS üzerinden. GitHub'da da bu şekilde kullanılabilir. Dikkat ederseniz bu da bir best practice aslında. API sunma işlemleri api.domain şeklinde devam ediyor. Bu subdomain üzerinden yönetilir. Ve güvenlik sertifikası da olmak zorunda değil ama bu veri güvenliği açısından SSL kullanmanızda yarar var burada. Path için GitHub API örneği burada aslında API'nin formatlama yöntemini gösteriyorum burada. Mesela şimdi bir örnek göstereceğim burada users üzerinden. Şurada bir iki nokta üst üste ve username kısım var. Bunu aslında formatlanmış URL olarak özetleyebiliriz. Burada söylenen şey aslında şuraya URL'in username yerine kullanıcının adının geleceği. Mesela benimkinde şuradaki gibi. Burada bir formatlama kullanılıyor. Mesela iki nokta üst üste burada pet üzerindeki herhangi bir değişken anlamına geliyor diye özetleyebiliriz. Değişkenin adı belirtilerek kullanılır. Burada da bir örnek veriyorum. Mesela GitHub.com üzerinden users yazdıktan sonra benim ya da sizin kullanıcı adınız yazdığınızda ondan sonra repos yazdığınızda benim GitHub hesabımdaki depoların API bilgilerini JSON formatında görebilirsiniz. Bunun başka bir örneğini şöyle göstereyim. Mesela bakın burada şurada api github.com users cihanozhan repos dediğimde şurada sort bu önemli değil aslında. Şu şekilde de az önce gösterdiğim örnek buydu mesela. Şu şekilde erişilebilir. Şurada tamamen JSON bilgisi var ve api üzerinden erişilebilir durumda. Bizim yazacağımız RESTful API tam olarak böyle. Şu şekilde JSON ya da XML bu endpoint tipine göre değişir. Bu şekilde yaptığınızda dışarıya bu veriyi açmış oluyorsunuz. Tabii kullanıcı bilgisi, şifre vesaire yetkilendirme bunlar ayrı konu. Bunlar güvenlik tarafında inceleyeceğimiz konular. Ama genel olarak herkese açık olan, dışarı açık olan yani mesela benim burada GitHub üzerindeki hesabımdan şunlar aslında dışarıya açık. Public olan bilgiler. Gizli bilgi yok yani burada. Güvenlik açısından herhangi bir sıkıntı yok burada. Herkes erişebilir zaten. Bunlar elde edilebilir. Şöyle devam edelim. Aynı şekilde Twitter üzerinde de root endpoint'ten yani base URL'den şuradan kendi kullanıcı adınızın API bilgilerine erişebilirsiniz. Bunlar da programatik olarak erişilebilen bilgiler. Bunlar da dışarıya açık yani yetkilendirmeye gerek yok burada. Daha doğrusu bu sistemler yetkilendirme istemiyor bu tür işlemlerde. Ama mesela GitHub'ın depoların üzerinde işlem yapmanız gerektiğinde, programatik olarak erişmeniz gerektiğinde, bu tür mesela kaynak kodlara ya da private olan repolara falan orada tabii artık yetkilendirme gerekiyor ve o hesap sahibinin size bir anahtar key vermesi gerekiyor. Ki bu işlemleri yapabilirsiniz. Aynı şekilde Twitter üzerinde de o verilere kişisel verilere erişmek için bunları kullanırsınız. Facebook üzerinde de aynı şekilde mesela. Devam edelim. Sorgu parametreleri.
Request'i düzenlemek için çeşitli seçenekler sunan parametrelere biz sorgu parametreleri diyoruz burada. Aslında URL üzerinde ek yetenekler sağlayan şey diyebiliriz. Ne yapıyor mesela? Birçok şey yapıyoruz. Mesela sayfalama işlemleri, API üzerinden sayfalama, sıralama, filtreleme gibi işlemler. Bu sorgu parametreleri üzerinde request amacına göre düzenlenerek sunucuya gönderiliyor. Örnek sorgu parametresi şu şekilde. Burada mesela şuradaki repos'un sonunda olduğunu düşünün. Şöyle bir soru işareti koyduktan sonra parametreler başlar. Query 1 eşittir value mesela. Bu bizim buradaki parametrenin adı, bu da değeri oluyor. Birinci parametre, birinci parametrenin değeri. Sonra şu işareti koyduktan sonra parametre 2 eşittir, ondan sonra da onun değerini yazmamız gerekiyor. Bu şekilde uzatabilirsiniz. Sorgu parametreleri teknik olarak REST mimarisinin bir parçası değildir aslında şuradaki alanlar. Ancak çok işlevsel ve sık kullanılır. Bu nedenle de bunu birlikte kullandık. Zaten programlama tarafında da bunları kullanmak zorundayız açıkçası. Aksi halde çok gelişmiş API'ler geliştirmek pek mümkün olmuyor. Soru işaretiyle başlar. Burada da gördüğünüz gibi birden fazla parametre arda arda kullanılabilir ve her parametre diğerinden ampersant ile şuradaki gibi ayrılır. Bundan sonra bir tane daha üçüncüyü yazmış olsaydım orada bir tane daha ampersant yazmam gerekiyordu. Burada bir başka örnek. Mesela şurada az önce açtığım API sayfası. Bu bize JSON veri dönmüştü. Benim kullanıcı adımla ilgili. Burada soru işaretiyle URL üzerinde bir parametre eklemesi yaptık. Sort bu sıralama işlemi yapan, push şeklinde bir filtreleme yaptık. Burada bir tane de filtre, bir tane de parametre koymak isteseydik bunun sonuna bir ampersand koyduktan sonra ancak onu yapabilirdik. Bu şekilde